meslektaşım Jülide Aral'la birlikte arşiv taraması yaptık. Çünkü göç başlayalı en az 15-20 sene olmuştu. Nedir, ne oluyor yurt dışında? İnsanları bize şizofreni diye hastaneye gönderiyorlar. Onu arşiv taraması yaptık ve orada bir şeyi gördük. Bu gelenlerin aşağı yukarı yarısına yakını hiçbir ilaç vermememize rağmen tekrar sağlıklarına kavuşmuşlar ve kendi ailelerine geri dönmüşler. Bunların dörtte biri aşağı yukarı bir ay gibi ortalama ilaç tedavisiyle iyi olmuş ve bir daha hastaneye gelmemiş. Sadece dörtte birinin tedavileri devam etmiş. Halbuki bunlar şizofreni değil, tamamen sıla hasreti herhalde. Aynen. Ve bunun Heimweh dedikleri, vatan özlemi denilen bir hastalık var. Bunu ilk defa İsviçreli paralı askerlerde 1600 küsurlarda tespit ediyorlar. Aileden ayrılıp uzakta yabancı kalındığı zaman ülke ortaya çıkan hastalıklar var. Tabii daha büyük şehirleri görmeden çoğu kişi birçok köylerden lisan bilmeden yurt dışın değil yurt dışına diyorum İstanbul, Ankara'yı falan o zamanlar İzmir'i falan görmeden direkt Almanya'ya gidenler olmuş köy yaşantısına. Tabii büyük şok değil mi? Lisan bilmiyorlar. Evet, bunlar travma bambaşka, diyoruz. Yani göç bir travmadır. Esasında travmadır. Çünkü bir çiçeği düşünelim, bitkiyi koparıyorsunuz. Verimli olmayan başka bir toprağa ekiyorsunuz. Çünkü burada bir de kabul olayı var. Göç ettiğiniz ülkenin size karşı tavırları çok önemli. Size bir ön hazırlığı sizin için yapılmamış. Bu insanlar sadece bir iş gücü olarak düşünülmüş, insan olarak düşünülmemiş.